değerli siirt halkı. Bundan birkaç gün önce tutum belgemizi açıklamıştık. O belgeyle birlikte demokratik mücadele programını da yakında duyuracağımızı ve hayata geçireceğimizi söylemiştik. Demokratik mücadele programı tutum belgemizdeki hedefleri halkımıza anlatmak için hazırladığımız bir programdı. O program kapsamında dünden beri il gezilerimizi yapmaya başladık. Ben Wimbledon eş başkanımız Iğdır'a ziyaret gerçekleştirdi. Bugün de Kars'taydı. Ben de bugün Batman'dan başladım. Siirt'teyiz şimdi. Yarın da Diyarbakır'da olacağız. Tabii ki Siirt'i ve Batman'ı seçmemizin özel bir sebebi var. Çünkü buralarda daha bir yılı az aşan bir süre önce halkın iradesiyle seçilen belediye eş başkanlarımız görevlerinden alındılar. Halkın iradesine darbe yapıldı. Kayyum darbedir. Açıkça darbedir değerli halkımız. Çünkü bütün darbecilerin ilk yaptığı şey halkın iradesine el koymaktır. Darbeler sadece tankla topla yapılmaz. Darbeler hukukla, yargıyla, iktidar yoluyla da yapılabilir. Onun da adı siyasi darbedir. Bu iktidar kayyum politikasıyla siyasi darbe yapmaktadır. Siyasi darbeyi sadece kayyum yoluyla yapmıyor. Milletvekillerinin vekilliklerini düşürerek aynı zamanda mecliste de darbe yapıyor. Halkın seçtiği vekilleri çeşitli hilelerle, yalan yanlış yargılamalarla vekillikten alıyor, vekilliklerinden ediyor. İşte bu da darbedir. Bunun için buradayız. Bu baskılara boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha halkımızla birlikte herkese göstermek için buluşuyoruz. Bu programlarımızın bir önemli parçası halk buluşmasıdır. Ama bunları çok geniş tutmak da bu dönemde, bu pandemi döneminde sıkıntı yaratır diye düşünüyoruz. O nedenle tedbiri elden bırakmıyoruz. Halkımıza da lütfen tedbiri elden bırakmayın diyoruz. Biz yine buluşacağız ama daha büyük kalabalıklarda bir araya gelmek için şimdi sağlığımızı da koruyacağız. Bizim fiziksel mesafeye dikkat edeceğiz, maskelerimizi de takacağız ama yine buluşacağız. Birbirimizi göreceğiz, birbirimize konuşacağız şimdi yaptığımız gibi. Bu demokratik eylem programımızın, demokratik mücadele programımızın da başka boyutları var. Bunları bir süredir anlatmaya çalışıyoruz. Televizyonlarda belki şimdi bize karşı bir kampanyanın aracı olarak kullanılan yürüyüş meselesi var. Evet, biz bir yürüyüş programı da düzenledik ama onların söylediği gibi değil. Demokratik mücadele programımızın esası halkla buluşmak, hedeflerimizi halkımızla paylaşmak ve halkımızla yürümektir. İlla bu yürüyüşü caddeler boyunca onlarca kilometre yapmamız gerekmiyor. Gönüllerde de yürüyüşü birlikte yapıyoruz. Ayrı ayrı durduğumuz yerlerde de aynı inancı paylaşarak birlikte yürüyoruz. Ayrıca biz hiçbir zaman demokratik olgunluktan ve meşru zeminden ayrılmıyoruz. Israrla diyoruz ki demokratik siyaset bizim varlık nedenimizdir. Demokratik siyasetten hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz.
bütün programlarımızda meşru demokratik yöntemlerle ve meşru demokratik zeminlerde hayata geçireceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta Pervin Buldan Başkanımız Edirne'den, ben Hakkari'den bir başlangıç yapacağız. Oradan seçilmişlerimiz, milletvekillerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, yöneticilerimiz o şehirlerde hedeflerimizi, programımızı anlatacaklar. Çeşitli kuruluşlarla paylaşacaklar. Biz de başlangıcı yapacağız. Daha sonra seçilmiş arkadaşlarımız arabalara binip bir sonraki şehre gidecekler. Orada da aynı çalışmaları yapacaklar. Amacımız şu: tutum belgemiz ağır baskı ve zorbalık şartlarına karşı kendi içimizde birliği ve Türkiye halklarıyla birlikteliği sağlamayı hedefliyor. Önce biz Türkler olarak, Türk halkı olarak kendi içimizde birliği sağlayacağız. Kenetleneceğiz, zulme, inkara, baskıya, irade gaspına karşı haysiyet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ama bu mücadeleyi aynı zamanda Türkiye'nin demokratlarıyla buluşturacağız. Türkiye'nin halklarının temsilcileriyle de buluşturacağız. Bütün halkların, bütün demokratların, bütün devrimcilerin, bütün vicdanlı insanların birlikte mücadele etmesini sağlayacağız. Bunun için uğraşacağız. Bu yürüyüşümüz dediğimiz yürüyüş bütün bunları kapsıyor arkadaşlar. Halkımızla ve bütün halklarla buluşma yürüyüşüdür bu. Arkadaşlarımız bir şehirden diğer şehire araçlarla gidip bu hedeflerimizi anlatacak, bu davetlerimizi yapacaklar. Sonra Ankara'da bölge temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Ya açık hava ya da salon toplantısıyla bütün bu sürecin sonuçlarını halkla paylaşacağız. Kimse manipülasyon yapmasın. Kimse HDP'yi provokasyona çekebileceğini zannetmesin. HDP halkın içindedir. HDP meşru zemindedir. Her zaman meşru zeminde olacaktır. Asıl meşru zeminde olmayan, hukuk tanımayan, demokrasi tanımayan, halkın iradesini tanımayan bu iktidardır. Biz değiliz. Şimdiki iktidar ortakları bunu engellemek için ta o gün buluştular. Her türlü hukuksuzluğa, her türlü baskıya, zulme başvurdular. HDP'yi yok etmek istediyor. Ya HDP'yi yok etmek mümkün mü? HDP bir parti mi sadece? HDP bir isim mi sadece? Hayır. HDP halktır. Dolayısıyla HDP yok edilemez. Arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, eş başkanlarımız, Yüksek Dağı, Demirtaş'ı ve daha nice milletvekilimizi rehin aldılar. Zindanlara tıktılar. Binlerce yoldaşımızı, çalışanımızı tutukladılar keyfi bir biçimde. Sandılar ki HDP diz çökecek. HDP diz çöker mi? Biz bu halkın haysiyet mücadelesinin temsilcileriyiz. Haysiyet mücadelesi veren hiçbir halk, hiçbir güce boyun eğmez, hiçbir iktidar karşısında diz çökmez. Boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Bu topraklara halkların özlemi olan kardeşliği, her bir vicdanlı iyi insanın
hasreti olan barışı birlikte getireceğiz. Siirt gibi farklı halkların bir arada barışla yaşadığı bir şehri belediye eş başkanlarımız onun değerine, ruhuna uygun bir şekilde yönettiler. Ama iktidar halkların bu buluşmasından korktu. Halklar bir araya gelirse, halklar arasındaki duvarlar yıkılırsa işte bu iktidar da artık hüküm süremez. Bunu biliyor. O nedenle Siirt Belediye'mize el koydular. Görüyorsunuz değil mi? Bundan birkaç ay önce, birkaç hafta önce halkın rahatça girip çıktığı, halkın kendisine ait olduğu için istediği zaman girip çıktığı belediye bugün panzerlerle, bugün güvenlik görevlileriyle kuşatılmış durumda. Kime karşı kuruyorsunuz? Eğer bu belediye halkınsa halktan mı korkuyorsunuz? Ben size söyleyeyim. Evet, halktan korkuyorsunuz. Çünkü halkın hakkını gasp ettiniz. Halk gasp edilen hakkının hesabını yine sandıkta soracak. Halka karşı yüzü olmayan halkla arasına duvar öre. Biz halkın helal oylarıyla bu belediyeleri kazandık. İktidar haram yöntemlerle bu iradeyi gasp etmek istiyor. Ama halkın gönlünde başkanlar halkın iradesiyle seçilenlerdir. Bu değişmez. Halkın gönlünün başkanlarıdır. Çünkü halk iradesiyle onları göreve getirmiştir. Arkadaşlarımızın belediye başkanlıkları bir iktidar tasarrufuyla halkın gönlünde sona ermez. Evet değerli kardeşlerim. Bizim varoluş sebebimiz. Bu partinin var olma sebebi bu topraklara barış getirmek. Barış için kararlıyız. Barış için üzerimize ne düşerse yapacağız. Gençler özgür bir gelecek istiyor. Çocuklarımızı barış içinde bir ülkeye yetiştirmek istiyoruz. Halklar eşitlik ve kardeşlik istiyor. Bütün bunları savunan da işte biziz. Biz de gücümüzü sizden alıyoruz. Halkımızdan alıyoruz. Halklarımızdan alıyoruz. Haklılığımızdan alıyoruz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse moralini bozmasın. Birliğimizi güçlü tutalım. Bütün halklarla birlikteliğimizi de açacak yolları kuralım. Mutlaka ama mutlaka ülkeye demokrasiyi o zaman getireceğiz. Mutlaka kazanacağız diyoruz. Mutlaka kazanacağız. Neyi kazanacağız? Barışı kazanacağız. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Neyi kazanacağız? Özgürlüğü kazanacağız. Bu ülkeye özgürlüğü bizler getireceğiz. Bu ülkeye eşit kardeşliği bizler getireceğiz. Bu ülkenin gençleri özgür bir gelecekte yaşayacaklar. Bu ülkenin halkları ebedi barışı mutlaka gerçekleştirecekler. Hepsini de birlikte gerçekleştireceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle ve kararlı yürüyüşümüzle bu hedeflerimize varacağız. Kazanacağız. Emeli serpik efendim. Serpik efendim. Hümdü mühendik. Hümdü mühendik. Hümdü mühendik. Hümdü mühendik.